kafelere gidiyorsunuz ya. Gitmeyin. Maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya. Affedersiniz de salaksınız. I'm sorry. Salaksınız. Ailenizi, insanları bir düşünün. Pardon. Evet. Yani yapmayın bunu. Yapmayın. Yani gerek yok. Evimizde oturabiliyoruz. Evet, biz sette çalışıyoruz ama yani... Okay, tamam, fine, fuck it. Yani çünkü çok patlayacağım. Herkese selamlar. Dün canlı yayında yaptığım bir açıklama vardı ve maalesef kullandığım bir kelime yüzünden o başka bir şey oldu. O yüzden kabul ediyorum. Salak kelimesini kullanmak doğru bir tercih değildi, hoş da değildi. Hatta yanlıştı. O yüzden bu yanlışım için özür dilerim. Kullanabileceğim başka bir kelime de olabilirdi. O yüzden yani dediğim gibi özür dilerim. Ama biliyoruz ki bir pandemi sürecindeyiz. Son bir yıldır bir pandemi sürecindeyiz ve kimse için çok kolay geçmiyor. Ve bunu önleyecek veya bu riski adı azaltabilecek bildiğimiz bir şey var. O da bir maske takmak. Yani şu an günlük vaka sayısında dünya çapında ilk sıradayız. Bu da hoş değil. O yüzden eğer ki sosyalleşeceksek, bir kafeye, bir restorana, herhangi bir sosyal etkinliğe gideceksek... O zaman evet, maske takmamız sorumluluk almak demek. Bu virüsün riskini azaltmak demek. Şimdi setler diye soracaksınız. Setlerde maalesef oyuncular sahnedeyken maske takamıyor. Çünkü senaryolarımız ona göre yazılmıyor. Ama her türlü önlem alınmaya çalışıyor. Mesela sahne aralarında hep maskeliyiz. Ekibimiz hep maskeli. Her gün test oluyoruz. O test sonuçlarına göre ya sete çıkıyoruz ya çıkmıyoruz. Dezenfektanlar her yerde. Ama ona rağmen bizim mesela setimizde bu hafta 5 pozitif vaka çıktı. Yani büyük bir riske giriyoruz. Yani yarın öbür gün ben de pozitif olabilirim. Partnerim de pozitif olabilir. Herhangi biri, ekip arkadaşlarımızdan herhangi biri de pozitif olabilir. Olmak istemiyoruz ama... Böyle. O yüzden lütfen yanlış anlaşıldığım için özür dilerim. Yanlış kelimeyi kullandığım için özür dilerim. Ama en önemlisi maskelerimizi takalım lütfen. Bye bye.